kızlar erkekleri yani girecek taktikleri anlatıyorum. Dur, çok güzel. Bu da bir TikTok gurusu bildiğim kadarıyla bu hanımefendi. Bu da hep işte bu nerede cinsel, nereden cinsel eğitim alacağız? Aile sağlığı ki size en çok gereken şey, evet, şimdi evet. Yeni çocuksa ilk çocuk değil mi bu? İlk çocuk, evet. İlk çocuk, evet. Hep işte buralar nerede, ne yapacaksın? Yani varsa bir öğreneyim ben. Yani, evet. Yani mesela azından... eş nasıl yani davranmalıyı biz buradan öğreneceğiz. Yok başka şey yok. Yani başka bir adres yok. Başka bir adres yok. Nerede kitap defter falan? Buyurun. Seni doyurmamı ister misin? dediğinizde aslında bu çift anlamlı bir sözcüktür. Dur. Yani burada aslında doğru bu. Yani hani biraz önce de konuşuyorduk ya müzisyen arkadaşlarımızla beraber, işte Spotify ne yapıyor, YouTube ne yapıyor filan. Her şeyi ortalama bir 90 IQ altına göre planlamak lazım. Yani orada o zaman kazanç da artıyor mesela. Film çekmek, tiyatro yapmak, şarkı yapmak filan, kazanç da artar. Kesinlikle. Ne kadar çok gerizekalıya hitap edersen o kadar artacaktır. Yani yayılacaktır, çok, evet. Topluma yayılacaktır. Evet. Burada da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Toplum 90 IQ'nun altında mı? Araştırmalara göre evet. Dünya IQ sıralaması yapmışlar. Ülkelerin biz o civardayız. Biz o civardayız yani öyle. Fakat ben inanmıyorum. Yani bu mümkün değil. Yani bir ülkede ortalama IQ'yu kalkıp da dünyada bu şekilde bir sıralama yapıp hani göstermek. Ama bizimle beraber mesela kıta Avrupası ülkeleri var. Ferah, zengin dediğimiz ülkeler de var. Bazı ülkeler de var. Mesela Amerika düşük IQ var bayağı mesela orada. Ama eğer sunumlar düşük IQ'ya göre yapılırsa daha çabuk kabul ediliyor yani. Çünkü kimsede de kafa kalmadı yani, çok enformasyon var. Dolayısıyla mesela bu hanımefendi doğru bir şey yapıyor bence. Görelim. Erkek beyninde kadın ne diyor acaba diye tuhaf bir dur, dalgalanma. Anlamadığım şey bu, arkadaki evlerinin tapu senetlerini koymadıysa yani bunlar diplomaysa o zaman bende iş değişiyor. Yani ben diyeceksin ki yani sen niye buna böyle bakıyorsun? Çünkü ben arkada bir sürü diploma görüyorum. Yani ne olabilir mesela o gün kestiği... Alfalık belgesi abi. Ha? Hani alfalık be, hani alfa insan nasıl olurunu anlatıyor ya. Hani alfa olabilir. Tabii, çırak, ama böyle kalfa, bir takım alfa şeyler var. Yani bir diplomalar almış, evet, gibi duruyor. O zaman da kadına güveniyorsun yani alt arka tarafa bakınca. Devam. Olacaktır. Aslında burada ne yapıyorsunuz? Sertifika ya. Hem midesine, hem cinsel dürtülerine, hem de erkeğinize ilkel beynine hitap etmiş oluyorsunuz. Dur. Şimdi burada... Yani bu başta söyledim ya, bu kadınlar hani ele geçirdiler, evet, biz istiyoruz, evet, bunu, evet, böyle olmasını, ama burada da sanki mesela bana pet videoları falan gibi geliyor. Mesela işte cins kedimizi bazı hastalıklardan nasıl koruruz falan gibi, erkeklerle olan mesela atlara nasıl davranalım, işte evet, ev hayvanlarına nasıl davranalım mesela, değil mi? Hani motosiklet bakımı nasıl yapılır, böyle videolar hani gibi geliyor ama burada... Erkekler hakikaten kadınlara göre gerizekalı. Bunu bir şey olarak, olgu olarak kabul ediyoruz. Ama bu kadar da ev kedisi nasıl beslenir gibi anlatılmaması ya lazım. Ya bu biraz aşağılama gibi oluyor. İlkel beyin dediğin zaman... İlkel erkeğe, diyor. İlkel yani beyin yani ilkel erkek beyin, için. Hani erkek hani ilkel beyin olarak bahsedildiğinde biraz aşağılanmış oluyor. O zaman aşağıladığın bir adamı niye zaten baştan çıkartmaya çalışıyorsun? Evet, ama ihtiyaç var mesela ona da ihtiyaç var. Yani. Çok, ben eşiyle tanıştım. Çok akıllı bir eşi var mesela. Ona ihtiyacı var. Evet. Üremek için mesela. Anlatabildim mesela. Ben eve gittiğimde ne diyecektim? Ne diyecekti? Beni doyurma. Seni doyurmamı ister misin? Sen o sırada aklına tabii ki başka şeyler. Evet. Yaşam şeyinden yemek dolayı da hemen, evet, aklına, evet, yemek geliyor ama mesela. Ama şu kafamı karıştırdı benim. Şimdi madem erkeği bu kadar ilkel görüyor, burada niye zaman kaybediyor ki bununla video? Zaten ilkel biriyle uğraşıyorsak bize acaba... onunla uğraşmak çok kolay. Mesela besleyemiyordur iyi, elini ısırıyordur adam bana yemek. Yani olamaz mı? Hayır, akranlarını eğitiyor işte, kadınlar da bunlar. Evet, akranları eğitiyor. Evet, eğitiyor. Erkeklerle ilgisi yok zaten. Devam. İçinde bir gıcıklanma olacaktı ve o da çok şaşıracaktı. Dur. Bu arada erkeği de şey gibi anlatıyor yani, içinde bir gıcıklanma olacaktır filan. Hani kedi böyle miyav derse tabii, ne derse demek istiyor aslında filan gibi de bir anlatım var.